Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılındayız ve 50. yıl resmi törenlerine katılmak üzere heyetimizle birlikte buradayız. Heyetimizde önceki dönem genel başkanlarımız, Milli Savunma Gölge Kabine'deki Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Genel Sekreterimiz, Parti Meclisi üyemiz hep birlikte milletvekillerimiz, Dışişleri Komisyonu, Grup Sözcümüz hep birlikte buradayız. Ayrıca heyetimizde Sayın Ayşe Hayata var. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci harekatın parolası olan Ayşe tatile çıksın parolasının Turan Güneş'in kızı Ayşe Hayata bugün bizimle birlikte burada ve tüm ziyaretlerimizde bu konuda gerekli genel başkanlar, cumhurbaşkanı, meclis başkanı bundan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar. Çok anlamlı bir heyet oldu bugünkü heyetimiz. Heyetimizdeki genel başkanlarımız ayrıca geçmiş dönemlerde Dışişleri Bakanlıkları göreviyle Kıbrıs mücadelesine çok önemli katkılar sağlamış isimler. Biz de onlarla birlikte resmi ziyaretlerimizi yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kıbrıs'taki hiçbir partiyi ayırmadan hem Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanımızı, hem siyasi partilerin sayın liderlerini, hem de hayatta olan tüm cumhurbaşkanlarımızı ve ayrıca Dışişleri Bakanımızı da ziyaret ederek bu 50. yılda mümkün olan en geniş yelpaze ile Kıbrıs'taki tüm taraflara Kıbrıs'ı bir bütün olarak sahiplendiğimizi ve Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesinin arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Hem 81 ilde hem burada billboardlarda 50 yıldır CHP'de görev yapmış bütün genel başkanlarımızın resimleri var. Bunun Kıbrıs'ta çok büyük bir beğeniyle ve memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. Zaten Bülent Ecevit burada bir efsane, bir halk kahramanı. Bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Tüm görüşmelerde de Bülent Ecevit'ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar bu mücadelede ortaya koymuş olduğu destek, memnuniyet ifadelerine mazhar oluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin güvenliğinden ayırmayın dediği, Türkiye ile Kıbrıs'ın güvenliği ve çıkarları ortaktır dediği, İsmet Paşa'nın Lozan'da kazanımlar elde ettiği bu güzel memleketin barış içinde, huzur içinde, birlik ve dirlik içinde olması için biz elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Temsil edildiğimiz yurt dışı bütün yapılarda Kıbrıs'ın haklı tezlerini dile getiriyoruz, dile getirmeye devam edeceğiz. Kıbrıs'ın içinde de, Türkiye'de de farklı siyasi partilerin farklı görüşleri, farklı çözüm önerileri olabilir. Ama biz farklılıkları, ayrılıkları değil, ortaklıkları ve ortak geleceği konuşmak üzere yapıcı bir siyaset izliyoruz. Bunun da buradaki tüm siyasi muhataplarımız tarafından takdir gördüğünü, memnuniyetle karşılandığını biz de takip ettik. Bu yapıcı tutumumuza da devam edeceğiz. Ayrıca sorunuzun ilk kısmına değinecek olursak, Kıbrıs'ta sosyal medya paylaşımı yapmış ya da bir yerde görüşünü açıklamış ve bu görüş Türkiye Cumhuriyeti'ni rahatsız etmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenleri rahatsız etmiş. Lafı eğip bükmeden söylemek gerekirse, işte Türkiye'de nasıl çok geniş bir şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamı içinde değerlendirmeler yapılıyorsa, buradaki basit eleştirileri dahi not edilmiş ve 18 Kıbrıs vatandaşı Türkiye'ye uçaktan indiğinde yanında küçük çocuğu giremezsin. Neden? Kara listedesin diye geri yollanmış. 100 kişilik böyle bir liste olduğu söyleniyor. 100'ün üzerinde olduğu söyleniyor ama binlerce, on binlerce kişi ya o listedeysin diye Türkiye'ye gelme. Bunda ne Kıbrıs'ın menfaati var ne bizim menfaatimiz var. Madem ki 50. yıldır, madem ki birlik beraberlik halindeyiz. Sayın Erdoğan'a da yarın ifade edeceğim. Bu uygulamanın sonlandırılması lazım. Hukuki bir tarafı da yok. Bir de dünya kadar insan, ya geçmişte Facebook'ta ben de bir beğenide bulunmuştum. Birinin yorumuna kalp koymuştum. Acaba Türkiye'ye girebilir miyim endişesiyle Türkiye gibi çok sevdikleri vatanlarına gelemiyorlar. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bunun da terk edilmesi lazım. Bunu basın toplantısında da ifade ettim. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'na, Dışişleri Bakanı'na da ifade edeceğim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.